Kıymetli dostlarım, hepinize çok güzel bir Mescid-i Aksa gününden selamlar. Daha önce bu bölgeden size biz Türklerin eserlerini göstermiştim. Mescid-i Aksa'nın bizlere aslında ne kadar yakın olduğunu göstermiştim. Şimdi de size Kanuni Sultan Süleyman, ki Kanuni Sultan Süleyman 30'u aşkın kitabesiyle Kudüs'te hala ismi en çok görülen Osmanlı Sultanı olmasına rağmen, Kudüs ve civarında eserleri bulunmasına rağmen İstanbul'da dahi bu kadar çok kitabesi ulaşmamıştır. Yani kitabe ne demektir? Burada yaptırdığı inşa ve onarımlar bu kadar çoktur. Şu Kubbetü Sahra'nın her tarafında Kanuni Sultan Süleyman'ın ismini görmek mümkündür. Silsile kubbesinde, kapıların etrafında. Ve Kanuni Sultan Süleyman'ın adının geçtiği bir başka önemli mekan da tam karşıda gördüğümüz çok sevimli Osmanlı Sebilidir. Hepimiz mutlaka biliriz, bir İstanbul'da semtimiz var. Kasımpaşa semti. Bu semte adını veren güzelce Kasımpaşa burada çok güzelce bir sebil yaptırmış. Kendi sıfatı güzelce, güzelce Kasımpaşa olarak anılıyordu kendisi. İşte burada da yaptırmış olduğu harika bir eser var. Çok güzelce bir eser. Etrafı şöyle yeşil sütunlarla çok güzel bir saçak oluşturmuş. Şöyle 8 köşeli güzel bir yapı. Hemen yan tarafındaki Kayıtbay Sebili'nin biraz gölgesinde kalıyor olsa da bu Memlük dönemi eseri de çok gerçekten güzeldir. Bir şaheserdir. Özellikle kubbesiyle dikkat çeker. Fakat bu da Sultan Abdülhamit Han tarafından onarılmış. Buna rağmen Memlüklü mirasını devam ettirebilmiştir. Onunla ilgili ayrı bir video size yapacağım. Ama şimdi size Kudüs'te yapılmış olan ilk Osmanlı eserlerinden biri olduğu için Kasımpaşa Sebilini biraz daha yakından tanıtacağım. Çünkü hatırlayacak olursanız daha önce videosunu paylaşmıştım. Son akşam yemeği odasında Kanuni Sultan Süleyman'ın 1524 tarihli en eski kitabesi vardı. Burada da 1527 tarihli harika bir kitabe şimdi size göstereceğim. Bu kitabe Arapça fakat yine de Kanuni Sultan Süleyman'ın adını taşıyor. Fakat burada Arap harfleriyle yazılmış olsa da Türkçe olan kitabeler de var. Bakınız şu karşıdaki kitabe Osmanlıca bir kitabedir. Yani eski Türkçe olarak yazılmış harika bir kitabedir. Biz Türklerin buradaki eseridir. Belki o namazgahın mihrap kitabesini de size ayrıca göstereceğim. Şimdi size burada şu Kasımpaşa Sebilimizin hemen yakından kitabesini göstermiş olmak istiyorum. Biraz daha yaklaşalım. Evet, bakınız etrafın bu kadar kalabalık olmasının sebebi bugün cuma namazını kıldık burada. Cuma namazı çıkışında gördüğünüz gibi epey bir kalabalık. Hemen burada bakın Kasımpaşa'nın adını görebiliyoruz. Sebili Kasımpaşa olarak adı yazılmış. 1500'lü yıllarda, 1520'lerde Kasımpaşa'mızın yaptırdığı sebil bu. Kitabeye bakacak olursak kitabe bu bölgenin çok güzel kitabelerine bir örnektir. Şimdi şuradan itibaren şöyle parmağımla da göstermeye çalışayım. Ünşi'e hâze sebilil mübarek. Bu mübarek sebil inşa edildi. Li vechillahi teâlâ. Allah rızası için. Sonra bakın şu ifadenin devamı Allah Teala için. Neden? Taleben li merdâdihi. Onun rızasını talep için. Taleben li merdâdihi. Sonra şuradan itibaren bakın en yukarıda fi var. Fi eyyâmi mevlâna as-sultanul azam. O sultanların en büyüğünün günlerinde. Kimmiş o sultanların en büyüğü? Bu ifadeye şimdi lütfen dikkat ediniz. Süleyman-ı Sani, ikinci Süleyman olan, yani Kudüs'te biz bir sürü eserini gördüğümüz Süleyman peygamberin, Süleyman mabedine de adını veren Süleyman peygamberin sonrasında ikinci gelen Süleyman olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın anıldığını işte bu kitabede hemen fark edebiliyoruz. Bakınız şu ifade Sani ifadesi. Süleyman-ı Sani, ikinci Süleyman, Melik-ül Alem, dünyanın meliki olan Sultan, bakın nun harfi yukarıda, Sultan. Şimdi şurada Süleyman yazacak. Kanuni Sultan Süleyman'ın adı da işte burada. Alttaki uzun çizgi sin harfidir. Sonra yukarı doğru çıkıntı lam harfidir. Süleyman. Nun da en yukarıdadır. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın adı geçmiş oldu. Hemen onun yanında da babasının adı var. Es-Sultan Selim Han. Şimdi bakın Selim kelimesinin şu alttaki uzantı sin harfinin uzantısı. Kitabelerde böyle sinler uzun çizgi olarak yazılır. Sonra lam, ye ve mim. Bakın hemen şu tarafta. Yani Sultan Selim'in oğlu olan Sultan Süleyman dedi. Sonra Sultan Selim'in de, Yavuz Sultan Selim'in de burada bir sıfatı var. Emirul Müminin el-Arab el-Acem. Yani Arap ve Acem dünyasında müminlerin emiri olan kişi. Şimdi onun günlerinde yapıldı diyor. Yavuz Sultan Selim'in oğlu Kanuni Sultan Süleyman'ın. Peki kim yaptı? Şimdi burada fail geçecek. Mevlana Efendimiz. Bakın şurada da
Kasımpaşa. Bakın Kasımpaşa ismi işte tam şurada yazıyor. Kasımpaşa bu sebiili yaptı diyor. Sonra temenni ifadeleri devam ediyor. Yesserehullahu ma yeşa ala ma yeşa. Allah dilediği şeyleri ona kolaylaştırsın, kılsın diyor. Sonra da tarihi hicri olarak düşüyor. Bu hicri tarih miladi olarak dediğim gibi 1520'li yıllara tekabül ediyor. Dolayısıyla bakınız bu üzerindeki de güzel işçilikleriyle, etrafındaki yeşil sütunlarıyla bu bölgenin sebiillerinin en güzellerinden bir tanesi olan Kasımpaşa sebiilimiz. İstanbul'da Haliç kenarındaki Kasımpaşa semtiyle adını andığımız bu paşamız. Tabii biz Kasımpaşa diyoruz fakat doğru okunuşu Arapça kelimenin Kasımpaşa. Kasım ayıran demek, kısımlara bölen demek. Benzeri anlamlar yüklenerek isim olarak da kullanılmış Kasım. İşte bu Kasımpaşa sebiili bizim telaffuzumuzla daha hızlıca Kasımpaşa sebiili burada bölgeyi güzelleştiren en güzel yapılardan bir tanesi. Hemen Kayıtbay sebiiliyle karşılıklı olarak duruyor ve Kudüs'ün güzelliğine güzellik katan yapılardan biri olmuş oluyor. Hepinize selamlar. Bir başka Kudüs videosunda görüşmek üzere.